Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 96. dönem özel güvenlik 27 Şubat 2022 silah bilgisi sınav sorularını değerlendireceğiz arkadaşlar. 25 adet sınavlarda çıkan sorular, hemen birinci sorudan itibaren başlayalım. Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır? A. Şarjör emniyeti, İKAS, PİM emniyeti. B. İğne emniyeti, horoz emniyeti. C. Kabza emniyeti, iğne emniyeti. D. Mandal emniyeti, kabza emniyeti. E. İKAS, PİM emniyeti, iğne emniyeti. Evet. Ana emniyet tertibatı içerisinde yer alan mandal ve kabza emniyetidir. Cevabımız Denizli seçeneği. Daha önceki yıldız sınav soruları içerisinde mevcut arkadaşlar. Silah bilgisi soruları bütün sorular 25 soru, bütün daha önceki sınavlarda çıkan sorular tamamına yıldız koydum. Bundan sonraki sınavlara giren arkadaşlara da mutlaka bu sorulardan gelir. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Silahlarda fişeğin ateşlemesinden itibaren namludan çıkan çekirdeğin hedefe varıncaya kadar hareketlerini ve vurduktan sonra ise hedefteki değişiklikleri de dahil fişeğin tüm hareketlerini etkileyen unsurları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kriminoloji, B. Fişek bilgisi, C. Balistik, D. Otopsi, E. Olay yeri inceleme. Tabii ki burada nedir? Balistiktir. Doğru seçenek Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçelim. Hemen. Bir silahı temizlik, bakım ve arıza gidermek için sökmemiz gerekirse güvenliğimiz açısından hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir? 1. Ölü bölgeye tetik düşürülür. 2. Şarjör çıkartılır. 3. Atım yatağı gözde kontrol edilir. Dolu ise boşaltılır. 4. Sökme işlemine başlanır. Öncelikle silahlarda birinci sırada şarjör çıkarılır arkadaşlar. Bakın birinci sırada şarjör çıkarıyoruz. Ve daha sonra atım yatağı gözde kontrol ediyoruz. Yani bakın dolu ise boşaltıyoruz. Daha sonra ölü noktaya tetiği düşürüyoruz. Çevirerek düşürüyoruz ve en sonda sökme işlemine başlıyoruz. Hemen 1, 2, 3 ve 4 şeklinde bakalım hangi seçenekte var. Evet, Bursa seçeneğinde doğru cevabımız var. Evet, hemen 4. sorumuza bakalım. 4. soru aşağıdakilerden hangisi MP5 makineli tabanca parçalarından değildir diyor. MP5 makineli tabanca parçaları el kundağı, arpacık, kurma kolu, şarjör kilidi ve harbi. Tabii ki harbi MP5 makineli tabanca parçası değildir. Cevap Edirne seçeneği. 5. sorumuza bakalım. MP5 makineli tabancalarda atış seçici mandala karşılık gelen emniyeti ve atışı seçilen pozisyonu gösteren harfler silahın imal edildiği ülkeye göre değişebilir. Fakat pozisyonun ifade ettiği emniyet ve atış sisteminin sırası değişmez. Buna göre ülkemizde imal edilmiş olan MP5 makinalı tabancadaki S harfi neyi ifade eder? A. Emniyet, B. Tek tek atış, C. Seri atış, D. Tek atış, E. Sıralı atış. Bakın S harfi seri atıştır, değil mi? Evet, yani cevap Ceyhan seçeneğidir. 6. soru aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir? Çekirdek, gerdel, kapsül, kovan, barut. Tabii ki gerdel fişeğin bölümlerinden değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 7. sorumuz ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından hangisi yanlıştır? A. Silah namlusu asla canlı bir hedefe doğrultulmamalıdır. B. Dolu şarjı takılıyken de doldur boşalt yapılabilir. Kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bakın cevap diğerlerini okumamıza gerek yok. Bursa seçeneğidir.
Evet, 8. soru. 9 çarpı 19'luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam yani 19 neyi ifade eder? 19 da tabii ki kovan boyunu ifade eder. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. soruya geçelim. Bakın arkadaşlar, bunlar daha önceki sınavlarda birebir çıkmış sınav sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatı içerisinde yer alır? A. Gez, arpacık. B. Tetik, tetik, korkulu. C. Şarjör, şarjör tablası. D. Horoz, iğne. E. Şarjör ve çerçeve şeklinde verilmiş. Tabii ki gez, nişan tertibatı. Gez, göz, arpacık, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Gez ve arpacık. 10. soru. İğnenin kırık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tabanca dolduruş yapamaz. B. Fişek ateşlenemez. C. Tabanca emniyete alınamaz. D. Şarjör yerine oturmaz. E. Tetik çalışmaz. Tabii ki burada iğnenin kırık olması durumunda fişek ateşlenemez. Bursa seçeneği doğru cevap. 11. soru. Tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur. Bu sisteme ne ad verilir? A. Horozlu iğneli sistem. B. Horozlu sistem. C. İğneli sistem. D. Horozsuz sistem. E. İğnesiz sistem. Tabii ki burada arkadaşlar horozlu iğneli sistem adı verilir. Cevap Adana seçeneği doğru cevap. 12. soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın çerçevesinde gövdede yer almaz? Tetik korkulu, tetik kabza, arpacık horoz. Evet, burada da arpacık yer almaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz MP5 makineli tabancada mesafe ayarı aşağıdakilerden hangisiyle yapılır? A. Döner gez. B. Kurma kolu. C. Arpacık. E. El kunda. D. El kunda. E. Namlu. Tabii ki burada döner gez ile yapılır. MP5 makine tabancadan mesafe ayarı. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 14'e bakalım. Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunun ateş almasını sağlayan çok hassas patlayıcı maddelerden üretilen parçaya nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Çekirdek, kapsül, kovan, barut, fişek. Tabii ki burada kapsül gelir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 15. sorumuz. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şarjör, sürgü, tetik, korkuluk, namlu ve kabza. Tabii ki tabancayı neyle tutuyoruz arkadaşlar? Elle tutmaya yarayan bölüm, değil mi? Bölüm nedir? Tabii ki kabzadır, değil mi? Evet, Edirne seçeneği doğru seçenek. Hemen 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir? Bakır fırça, harbi, kıl fırça, temizleyici yağ, çekiç. Çekiç, değil mi? Bakın hemen burada zaten cevap otomatik olarak çıktı arkadaşlar. Değil mi? Evet, Edirne seçeneği doğru seçenek. Evet. Hemen 17'ye bakalım. Fişek yatağında kaç fişek bulunur? 16, 1, 3, 15 ve 10. Fişek yatağında kaç fişek bulunur? Bir tane fişek bulunur, değil mi? Evet. Bir tane. Fişek yatağında bir tane fişek bulunur. Bursa seçeneği doğru cevap. 18. Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir? Kimyasal silah, biyolojik silah, ateşli silah, ağır silah, ateşsiz silah. Tabii ki burada ateşli silahtan bahsetmiş. Bakın arkadaşlar, cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur.
19. soruya bakalım. Bazı tabancalarda kabza kısmında bulunan ve avuç içiyle kavrayıp el ayası ile kabza gerisindeki oynar kısma baskı yapmadan tetiğin çekilmesine rağmen ateşlemeyi engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Horoz, B. Mandal, C. Tetik, D. Şarjör, E. Kabza emniyeti. Tabii ki burada kabza emniyetini sormuşlar. Yine daha önceki sınav sorularımızda var Edirne seçeneği. Evet, 20. soru. Fişeği ya da boş kovanı fişek yatağından çıkartmaya ve dışarı atmaya yarayan sisteme ne ad verilir? A. Ateşleme tertibatı, B. Emniyet tertibatı, C. Kovan atma tertibatı, D. Hat ve E. Rayyur. Evet, burada kovan atma tertibatı denir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. soru, tabancada bulunan yerine getiren yayın görevi nedir? A. Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar. B. Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar. C. Namluyu kilitleyerek emniyete alır. D. Çekirdeğin deniş gücünü artırır. E. Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar. Tabii ki sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlayan nedir? Yayın görevidir, değil mi? Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 22'ye bakalım. Yarı otomatik tabancalarda namluya bitişik olan kısım hangisidir? Şarjör, horoz, çerçeve, tetik, fişek yatağı. Tabii ki nedir? Fişek yatağıdır. Cevap Edirne seçeneğidir. 23. Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevidir? Bakın, tırnağın görevi boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılması, B. Namlunun monte edilmesi, C. Fişeği fişek yatağına sürme, D. Sürgüyü gövdeye sabitleme, E. Şarjörün yuvasına oturmasını sağlama. Burada Adana seçeneği doğru cevap. Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasıdır. Evet. 24'e bakalım. Şarjör yuvasında takılı kalmasına yarayan genelde kabzanın sol tarafında bazı silahlarda çift yönlü olabilen ve bazı silahlarda şarjör yuvasının girişinde olan parçanın adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürgü tutucu pimi, B. Şarjör tutma kilidi, C. Emniyet mandalı, D. Gerdel yayı, E. Çıkarıcı. Tabii ki burada nedir arkadaşlar? Şarjör tutma kilididir, değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Son soru, 25. sorumuz. Emniyet tedbirleri bakımından aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar nokta nokta boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doludur, boştur, emniyetlidir, temizdir, güvenlidir. Bakın, emniyet tedbirleri bakımından aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar nedir? Doludur ibaresi olması gerekiyor, değil mi? Doludur. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dilerim. Kanalımızdaki 84. dönemden 96. döneme kadar bakın atmış olduğumuz yazılı ve silahlı özel güvenlik sorularını çözüp %100 başarı elde edebilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Bir sonraki özel güvenlik sınav sorularında görüşmek üzere, hoşça kalın.